Bugün beni sevmediğini söyledin. Evet. Doğru mu söylüyordun? Seni sevmiyorum. Bak Kamran. Bu dediğin iki oldu. Çetelesini tutmuyorum. İstersen 40 defa söylerim. Bir şey 40 defa söylersen olur. Olduralım mı? Ne dersin? Sen saymak ister misin? Peki. Seni sevmiyorum. Üç. Seni sevmiyorum. Dört. Seni sevmiyorum. 16. Seni sevmiyorum. 17. Seni sevmiyorum. 38. Seni sevmiyorum. 39. Seni artık benimle evlenmek mecburiyetindesin. Nereye? Mektebe. Gitme. Burada kal, birlikte uyuyalım. Zaten sabah oldu. Gitmem lazım. İmtihanım var benim. Hoş. Sen de imtihansın ama. Diyene de bak. Feride gitme. Rüyada olmadığımıza inanmam lazım. Değildi. Vallahi rüya değildi. Biraz evvel... Biz az evvel... Utandırma sana beni. Seni utandırmak için yapmıyorum. Ne oldu az evvel? Bir şey mi oldu? Oldu. Vallahi hem de çok fena bir şey oldu. Deme, ne oldu? İşte ben seni... Evet, sen beni. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Demek rüyaydı. Vallahi işime gelir. Yoksa seni almak zorunda kalacaktım. Hiç de bile değildi, rüya değildi. Vallahi gerçekti. Olur mu öyle şey? Sen de hatırlamıyorsun, ben de hatırlamıyorum. Rüyaydı Feride, kabul et, rica ederim. Değildi, vallahi değildi. Ben seni az evvel... Duyamıyorum. Duyamıyorum. Şuraya doğru söyle. Sımdır. Rüya. Feriden. Bir daha beni hiç bırakma, olur mu? Bir daha hiç. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok. Beni bekle. Tıraş olup geleyim, seni mektebe bırakayım. Yok. Yok Kamran, lüzum yok. Hem ben şimdi az görmeyeyim senin suratını. Hayda. Buyur, buradan yak. Ama Kamran, çok mahcubum zaten sana karşı. Tabii ki mahcup olacaksın. Gece yarısı odama girdin, beni öptün. Bu yüzden gelmeni istemiyorum ya. Bekle, hemen geliyorum. Thank you.
Eğer bir yerde atmaya başlayan bir kalp varsa, karşısında mutlaka bir de yansıması vardır. Çünkü her aşk karşılıklıdır. Ne işin var senin burada? Feride, ben seni uyurken seyretmeyi çok seviyorum. Defol. Feride bak, rica ediyorum, kaçma benden. Bak sen böyle yaptıkça ben iyice sinir oluyorum Feride. Defol dedim. Bak, eğer kendi isteğinle gitmezsen bekçiye haber verirsen yaka paça attırırım buradan. Bekçi şimdiye kadar çoktan 9. uykusundadır. Uyanması da öğleni bulur. Ne yaptın adama? Sadece sakinleştirici verdim biraz. Ya yoksa seni nasıl doya doya izleyebilirim ki? Allah belanı versin. Feride, bak rica ediyorum, dinle beni. Feride, dinle beni. Feride, dinle beni. Dokunma! Feride, dinle beni. Dinle, dinle. Feride, dur, dur. Rica ediyorum. Dur, dinle beni. Bırak Feride, beni. Dinle beni. Bırak o! Feride, dinle, dinle, dinle. Bırak beni! Feride, sakin ol, dinle beni. Yanlış anladın. Bırak beni! Sakin ol, dinle. Sakin ol, dinle. Dinle, sakin ol, dinle. Sana hiç şey yapmayacağım. Feride, dinle beni, sakin ol, dinle, sakin ol. Feride, dinle, sakin ol. Bak, sana hiçbir şey yapmam, sana zarar vermem, söz veriyorum. Dinle, sakin ol. Feride, Feride, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sana zarar vermem. Feride, Feride, dinle beni, rica ediyorum. Feride. Anne! Hadi uyanın, sabah oldu. Kamran mı? Allah Allah. Oğlum, hayırdır? Rüyanda mı gördün sen bizi? Rüyadan daha güzel bir şey gördüm anne. Baba! Feride'yi görmüştür. Bu saatte. Hadi.
Erken kalkan yol alır. Daha çok işimiz var. Oğlunuz evleniyor, oğlunuz. Kimle? Hadi. Tabii ki mektepliyle. Oh. Kalk Seyfettin Bey, kalk. Ne oluyor ya? Hadi. Ya, bırak. Hadi kalk. Feride, erkencisin. İyi misin? Feride. Me qu'est-ce qui se passe? Kuşlar camın ne olduğunu ne zaman öğrenecek masör? Az evvel biri cama çarptı. Öldü. Anneciğim bak, tam senin istediğin gibi bir nişan olacak. Bir kez hevesimi kursağımda bıraktınız. Bir daha sizin ipinizle kuyuya iner miyim ben acaba? Anneciğim tövbe tövbe. Sen hiç merak etme bak. Bir daha senin bir dediğini iki daha etmem. Lep demeden Çorum'dan leblebiyi alır gelirim sana. Söz mü? Söz. Hatta Seyfettin Reis sözü. Hı. Şimdi tamam o zaman. Feride ile meselenizi hallettiniz mi? Ne dedi? Ne söyledi sana Feride? Ne konuştunuz? Benimle evlenmek zorundasın dedi. Kim? Feride. Vallahi baba çok kararlıydı. Hatta biraz zorbaydı diyebilirim. Gözü dönmüş gibiydi. Korktum ben de. Tabii evleniriz dedi. Allah Allah. Senin yüzünden benden bu kadar korkuyor. Senin yüzünden. Belanı versin. Senin yüzünden benim. Senin yüzünden. Senin yüzünden ben bu kadar canavar olduğumu düşünüyorum. Canavar senin yüzünden beni bıraktı. Senin yüzünden benden korkuyor. Hepsi senin yüzünden. Sensin sebep. Allah belanı versin.
Feride. Çarpa çarpa boyunlarını kırmamayı öğrenecekler. Onları camdan korumak için bir şey yapamayız. Ha? Hayatın, doğanın kanunu bu. Sabah sabah kuş yüzünden mi bunalıma girmiş? Kendini kuşlarla bir tutuyor. Çalı kuşu ne de olsa. Hadi bakalım. Oyalanmayın. Ali. 5 dakika sonra yemekhanede bekliyorum. Vallahi bu evde uyumaya gelmiyor. Akşam Kamran Beyciğimize hayırlısıysa bir kısmet diye bakınırken gözlerimi bir açıyorum ki sabah oho Kamran Bey evleniyor. Ya kızım anladın mı şimdi 50 senedir benim bu evde ne çektiğimi? Ne çekiyormuşsun sen 50 senedir? Sana olan aşkının ızdırabını anne. Çatma hemen şu kaşlarını. Sevsinler öyle aşkın ızdırabını. Sen de zevzekliği bırak da söyle ne yapıyoruz biz şimdi? Vallahi anne nişan nasıl hızlı yetişecekse öyle yapalım. Konuştuğumuz gibi bir değişiklik yok. Elbiseler, yüzükler zaten her şey hazır. Hı hı. Bana bir ihtiyacınız var mı? Hı. Ya da Feride'ye ihtiyacınız var mı? Hı. Baba, senin Feride'yi bir daha mı istemen gerekiyor? Yok iki gözüm, yok. Vallahi öyle kuru kuruya ayıp oluyor kızcağıza. Ona daha da yetim hissettiriyoruz yavrucağı kendisine. Vallahi o sefer istediğimde bile içim yanmıştı. Ne yalan söyleyeyim. O halde benden istesen. Aa, daha neler? Hayır efendim benden istenecek. Baba oğul bir benden isteyin de ben şöyle bir fitil fitil burnunuzdan bir getireyim sizin. Senin bize garezin mi var anne? Kızgınım. Çok kızgınım. Hırsımı alamadım daha ben sizden. Tamam, karar verildi. Bu akşam kahveler içilecek. Hapı yuttuğumuzun resmidir evlat. Haberim olsun. Niye yemiyorsun Dilber abla? Tıkandım. Ay. Niye ahlıyorsun Mahyong'a? Kamran Bey'le Feride ne güzel. Muratlarına eriyorlar. İnsan böyle özeniyor, imreniyor biliyor musun? Zor. Yalnızlık zor. Hele belli bir yaştan sonra. Bir ölüversem diyorsun. Bakınıyorsun. Sonra sabah oluyor. Gene uyanıyorsun. Zor. Yalnızlık çok zor. Anam, kapı mı çarptı? Sabah şerefleriniz hayır olsun. Anam, Yusuf'um gelmiş. Kuzum hoş geldin. Güzel kuzum hoş geldin. Ay kurban oldum. Ay. Hoş gelmişim. Oğlum. Beyim, oğlan geldi. Döndü sağ salim çok şükür. Oh, dur ya, hoş geldin çocuk. Yavrum, koca adam olmuşsun. Gittiğinde ufacık çocuktun. Büyüdüm. Büyüdüm de bir de bana sor Besim Hanım. Gözün aydın Cuma Ali. Sağ ol beyim. Selamun aleyküm Hekim Bey. Ve aleyküm selam. Bıçkınların Yusuf. Hoş geldin. İmtihan süreniz 1 saat. Bu süre boyunca sınıftan çıkmak yok.
birbirinizle konuşmak yok. Kalem, silgi, alışverişi yok. Kalemlerinizi alın. Sınav başladı. Yapmayacağım. Öyle de dinle beni. Sakin ol. Sakin ol. Dinle, sakin ol. Öyle de dinle. Sakin ol. Bak sana hiçbir şey yapmam. Sana zarar vermem. Ah, ben ne yaptım? Ah, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Of, özür dilerim. Of, ne yaptım ben? Özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ah, özür dilerim, çok özür dilerim. Feride, bitti mi? Cumali'ye bugün izin verelim. Oğluyla hasret gidersin. Yusuf'un geldiği iyi oldu. Dükkanda bana yardım eder. Başını belaya sokmasın da. Yok yok, büyümüş, olgunlaşmış. Eski deli deli halleri yoktu. Hayırlısı. Sen ne yapacaksın bugün? Mektepte dersim var. Ondan sonra şu dilekçenin peşinde koşturacağım.
Hastaneye dönmem şart. Çok sıkılıyorum baba. Bak, akşam için Feride'ye haber vermeyi unutma. Bu defada gelmezseniz annen ikinizi de tefe koyar çalar ona göre. Unutmam, unutmam, merak etme. Ne yaptın? Nasıl geçti? Çok zorlandın mı oğlum? 4 sene oldu baba. Zorlansan da ne yapacaksın? Alışacaksın. Maşallah bayağı büyümüşsün ama Yusuf. Babanın boyundan biri olmuşsun. Olduk da. Babam benden yakışıklı vallahi. Hayır, onu ben bilmem. Alıcısı düşünsün. Ne alıcısı? Hayrola? Konuşuyor işte. Şaka yapıyorum. Ablasının cancağızı. Ne yaptın? Mukadder'le de yazışmayı kesmişsin. Boş ver onu. Çalıkuşu nasıl? İyi iyi. Kamuran Bey'le sözlendiler. Allah tamamını erdirsin. Ay kuzum, darısı başın artık ha? Amin. Şöyle hayırlısıyla bir kısmette bulduk mu? Seyfettin Bey'e de dükkanda yardım edersin. Ne yapacağım? Manifaturacı çırağı mı olacağım? Olmadı, bana yardım edersin oğlum. Yok baba, eksik olsun. Sen 100 senedir buradasın. Siz de öyle. 1 santim boyunuz uzadı mı? Niye öyle diyorsun oğlum? Aç değiliz, açık değiliz. Ben sizin gibi tamahkar değilim. Kusura bakmayın. Görecek günüm var benim. Sen düşme beni baba. Ben yolumu bulurum. Anam, anam, ne oluyor oğlum sana ya? Dur oğlum, dur. Sakin ol. Pencere çarptı, kadasını aldın. Pencere o. Şşş. Al su iç, al su iç. Hadi. Otur yerine. Otur. Dur. Dur oğlum, sakin ol. Şöyle. Feride'ciğim, sizin imtihanınız yok muydu? Vardı. Ben şimdi çıktım masör. Koridorlar neden bomboş? Herkes derste. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Müsaadenizle ben çıkayım masör. Korkmana sevindim. Komik olduğunu mu düşünüyorsun? Feride, bu kadar korkacağını tahmin etmiyordum. Boş bulundum herhalde. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şeyim yok. İmtihanım iyi geçmedi. Ondandır. Geçmesin. Mühim değil, ne olacak? Nasıl mühim değil? Mühim. Hiçbir soruyu cevaplandıramadım. Yaz mektebine kalma riskim var. Kal, ne olacak? Diploman olmasa da ben seni kabul ederim. Mesele senin kabul edip etmemen değil. Hayallerim. Veremediğim her imtihanla muallimlikten uzaklaştığımı düşünüyorum. Uzaklaşacaksın tabii. Evleneceğiz zaten Feride.
Evet. Evleneceğiz. Ama ikisini de bir arada yürütebilirim. Mümkün değil. Niçin mümkün değil? Feride bir düşünsene. Sen muallim olacaksın diye biz oradan oraya sürükleneceğiz. Anadolu'nun her yerini gezmen lazım. Sonra sen orada tecrübe kazanacaksın. Şansın yaver gidecek de İstanbul'a geleceksin. Hatırlasana benim mecburi hizmetimi. Bence sen yol yakınken bu muallimlik fikrini aklından çıkar. Makul olman lazım. Kırk yıl düşünsem senin karşı geleceğin aklıma gelmezdi. Feridem, cancağızım ben zaten karşı çıkmıyorum ki. Ama Anadolu'nun şartları gerçekten çok zordur. Senin burada alıştığın gibi değil. Hem baksana savaş çıkacak diyorlar. Burada ailemizin yanında olalım. Kendi düzenimizi kuralım. Ne dersin? Ama bu hayalleri birlikte kurmadık mı Kamran? Sen şimdi bana hayallerinden vazgeç diyorsun. Tamam Feride, bununla gurur duymuyorum. Birini hayallerinden vazgeç demek dünyanın en gaddar şeyi biliyorum ama gerçekçi olmak lazım. Ben ne olursa olsun mezun olacağım Kamran. O diplomayı alacağım. Al Feride, al diplomanı. Ama muallim olacağım diye ayak direme. Sen inat olsun diye yaptığımı mı sanıyorsun? Ne sebepten yapıyorsan yapma Feride. Durmadan bir sebebin var, durmadan bir bahanen var. Yeter artık, ben de sıkılıyorum. İki şeyi birlikte yapamazsın. Mevzu bu kadar basit. Sen şimdi ya muallimlik yap, ben mi demeye getiriyorsun? Bundan ne anlıyorsan Feride. Matmazel. İçin işlediğim örtü değil mi? Feride'nin çeyizinin en nadide parçası. Aman teyze. Sırf bunun için kabullenmişti çeyiz sandığını. Bunu muhafaza edebilmek için. Müşkan, öyle mutluyum ki. Çok korkuyorum bu saadetimizin bozulmasından. Sen içini ferah tut teyzeciğim. İkisinin de burnu sürtündü bu sefer. Aman deli bozuklar. Gene bir bahane bulmasınlar da inşallah. Yok yok, bu sefer tamam. Bu iş oldu Besme Sultan. Oldu değil mi? Hadi inşallah. Ay, kalbim çarpıyor Müşkan. Şimdi bu akşam bu iki serseri kızı benden isteyecekler değil mi? Ben kök söktürmez miyim onları acaba? Hakkındır vallahi teyzeciğim. Yap istediğini. yapayım. Hemşire, sende bir şey var, ne oldu? Sen Kamran'ı mı üzüyorsun yoksa hemşire ha? Haliyle. Kamran. Monsieur Kamran. Dersle ilgili bir sualim olacaktı. Bu saat oldu, bekçi hala uyuyor. Söyle Feride. Biraz yanında durayım mı? Durma Feride. Alex oradan bize bakıyor. Bir tatsızlık çıkmasın. Benim için sorun değil de. Sana sıkıntı olabilir. Nereye bakıyorsun? Yok, bir yere bakmıyorum. Feride, akşam liman işi var. Yani eğer gelmek istersen. Ne için? Babam annemden seni isteyecek. Ben sabah bir iş güzellik yapıp seninle barıştığımızı, aramızın iyi olduğunu söyledim. Yani her neyse, seni de aramızda görürsek onur duyarız.